Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa hibe müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısı sonrasında yeni destek paketini açıkladı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafa toplamda 4,6 milyar liralık destek sağlanacak. Peki bu destekten kimler yararlanacak? Yanıtı geliyor. Yeni bir destek programının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Heyecanla bekleniyordu, belli oldu. Esnafa hibe desteği müjdesi geldi. Hibe desteği verilecek esnaflarsa iki ana gruba ayrıldı. İlk grupta kafeler, çay bahçeleri, kırtasiyeler, düğün salonları, okul servisleri, saunalar, lunaparkçı esnafları gibi esnaf grupları yer alıyor. Bu işletmelere bir defaya mahsus 5000 liralık hibe ödemeleri yapacağız. O kadar bize faydası olur ki bayağı bizi rahatlatır yani. Yine de teşekkür ederiz. Yine düşünmüşler diyelim, ne diyelim yani. İkinci grupta yer alan esnaflar arasındaysa onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisat, hırdavat, müzisyenler, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, konfeksiyon, züccaciye ve tuhafiyeci gibi esnaf grupları yer alıyor. Bu gruptaki esnaflara ise verilecek hibe miktarı 3000 lira. Geniş bir kitleyi kapsarsa elbette ki piyasalar için iyi olur, rahatlatıcı olur. Ben anahtarcıyım. Hibe çok yerinde oldu bence. Hakkımız. Alırız inşallah verirlerse. Çok sevindim ama 30 yıllık kırtasiyeciyim. Şirket olarak kurulmuşum. Küçük esnaf gözükmüyorum ben. Daha önceki destek ödemelerinden faydalanan lokanta, pastane, dondurmacı, berber, taksici, minibüsçü, pazarcı esnafı da ikinci gruba dahil olacak. Berberler, kuaförler, bir sürü kapalı yerler var. Bize verilse dahi kabul etmiyoruz ya. Ben ekmeğimi, kiramı çıkardım. En azından bir aylık kirasını belki karşılayabilirler. Hibe desteği 1 milyon 384 bin esnafı kapsayacak. Pandemide zor günler geçiren esnafa toplamda 4,6 milyar lira hibe edilecek. Bizim düşüncemiz en azından bu ayki vergilerin tamamen silinmesiydi. Fotoğrafçılar maalesef yok. Kapsama alınmasını istiyoruz. Detaylar açıklandıktan sonra başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Otobüs işletmesiyiz. Teşekkür ediyoruz hükümete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'a seslendi. Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz dedi. İsrail'in Filistin'deki katliamına Amerika'nın destek vermesine sert tepki gösterdi. Erdoğan bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Çankaya Köşkü'ndeki o zirvede iki lider gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Sayın Biden, yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. İsrail'e silah satışına onay veren ABD başkanına bu sözlerle sert çıktı. İsrail zulmüne tepkisini bir kez daha dile getirdi. Bir Yahudi başbakan generalliğimde ne zaman ki Filistinlileri öldürüyordum, bana en büyük zevki o veriyor demişti. Bunların sibiliyetinde bu var. Bunlar kan emmekle ancak doyar. Kabine toplantısının ardından kameranın karşısındaydı Cumhurbaşkanı. Perşembe günü toplanacak Birleşmiş Milletleri somut karar almaya çağırdı. Kudüs'le ilgili öneride bulundu. Üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi günümüz şartlarında en doğru ve tutarlı yol olacak. Esnafla helalleşme polemiği de gündemindeydi. Bu tartışma üzerinden muhalefete yüklendi. Tüm bu gayretlerimize rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istememiz de inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir. Hak nedir? Helal ve helalleşme bilmeyenler elbette buradaki inceliği fark etmez. Sedat Peker'in iddiaları üzerine başlayan suç örgütleriyle mücadele polemiğine de değindi. Kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerini ülkenin başına musallat olmaktan çıkardık dedi. En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz. Hoş geldiniz.
Bir ay aradan sonra MHP lideri Bahçeli ile de yeniden bir araya geldi Erdoğan. Görüşme bu kez Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti. Yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra mecliste yapılacak Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimi de gündemdeydi. MHP lideri Bahçeli'nin de önceliği İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıydı. Amerika'ya da sert çıkan Bahçeli, çağrı olursa Kudüs'e biz gidelim, Hızır gibi yetişelim dedi. MHP liderinin hedefinde CHP de vardı. Çağrı olursa biz gidelim, biz koşalım, Hızır gibi yetişelim, gücümüzün yettiği kadar girelim, nihai olarak akan kanı durduralım, huzur, istikrar ve güvenliği birliğiyle, el birliğiyle, güç birliğiyle temin edelim. Birleşmiş Milletler ve İslam ülkeleri gerekeni yapmıyorsa Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmeli dedi. Bahçeli'nin Kudüs mesajı dikkat çekti. Kudüs bizi bilir, biz Kudüs'ü biliriz. Şayet ABD'nin bunun önünden gelse NATO üyeliğini derhal tartışmaya açalım. Küreciyi de, İncirliği de boşaltalım gitsin. MHP lideri grup kürsüsünden verdi mesajlarını. Siyasetteki mafya polemiği üzerinden CHP'ye sert çıktı. Biz mafyayı tanımayız. Mafyayı takmayız. Mafyadan da anlamayız. Cumhur İttifakı cumhurla birliktedir. Çeteler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoldaşı, uyuşturucu baronları CHP'nin yandaşı, PKK, FETÖ, CHP'nin fili ortağıdır. CHP'ye yönelik tepkisi bununla sınırlı kalmadı. HDP'ye bakanlık önerilebilir diyen CHP'lilere de sert çıktı. Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin arka bahçesi, Kandil'in ana kademesi, Türkiye düşmanlarının can suyudur. Bahçeli, Millet İttifakı ortaklarından gelen erken seçim çağrısına da kapıları kapattı. Kemal Kılıçdaroğlu esnafa yönelik hibe desteğini yetersiz buldu. Sözü siyaset gündemindeki helalleşme tartışmasına getirdi. Bu polemik üzerinden iktidarı eleştiren CHP lideri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Kör kuruşa muhtaç ettiğin esnaf sana helallik verecek mi? İşsiz bıraktığın milyonlarca genç, yatağa aç giren çocuklar, onların anneleri ve babaları sana helallik verecek mi? Tam kapanma sonrasında esnafa verilecek hibe desteği vardı önceliğinde. Yetersiz dediği mesajını helalleşme polemiği üzerinden verdi. AVM'ler açık, çay bahçeleri kapalı. Allah bunlara akıl fikir verdi. Orta çağ mantığıyla 21. yüzyılın devletini yönetemezsin. Devleti öyle yöneteceksin ki sen milletten değil, millet senden helallik isteyecek. Partisinin meclis grubuna seslendi Kemal Kılıçdaroğlu. Filistinlilere zulmeden İsrail'e tepki gösterdi, dünyaya çağrı yaptı. İsrail'in yaptığı bir katliamdır. Bütün insanlığa çağrıda bulunmak hepimizin ortak görevidir. Kan gövdeyi götürürken dünyanın demokratları ne yapıyor acaba? Neden bu çatışmayı engellemiyorlar? Organize suç örgütleriyle mücadele tartışması CHP liderinin de gündemindeydi. FETÖ'nün siyasi ayağını çıkaracağım, mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım. Ve bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Gerçek anlamda adaleti getireceğiz. Esnafla helalleşme polemiği Meral Akşener'in de gündemindeydi. Erken seçim çağrısını yineleyen Akşener, Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor dedi. İsrail'e sert tepki gösterdi. İyi Parti liderinin Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerine ise AK Parti'den tepki geldi. Siyasetçi milletiyle sandıkta helalleşir. Madem helallik alacaksın, önce aziz milletimizin önüne sandığı getireceksin. Helalliği öyle isteyeceksin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalardan etkilenen esnaftan helallik istemesiyle başlayan tartışmayı gündemine aldı, bir kez daha sandık çağrısı yaptı. Madem helallik alacağına eminsin, buyur bakalım, getirin sandığı, hodri meydan.
Meral Akşener de partisinin grup toplantısında konuştu. 17 günlük tam kapanmanın istenilen sonucu vermediğini savundu. İyi Parti lideri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da tepkiliydi. Gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Siviller, kadınlar ve çocuklar insafsızca katlediliyor. Uluslararası camiaya vahşete dur deyin çağrısı yapan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesine Beştepe ve AK Parti'den sert tepki geldi. İletişim Başkanı Altun bu siyaset etmek değil mesajını paylaşırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'da bu benzetme siyaset değil akıl tutulması dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Akşener'in ifadelerine şiddetle kınıyoruz. Bu siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biri değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanımıza muhalefet etmek adına bu şekilde ifade kullanılmasının son derece vahim olduğunu düşünüyorum. Muharrem İnce genel başkan sıfatıyla ilk kez kameraların karşısına geçti. Memleket Partisi'nin ilkelerini ve yol haritasını açıkladı. İnce partisinin logosuyla ilgili iddialara da yanıt verdi. Biz birinci parti olacağız, birinci. Yarım kalan bir işimiz var. O işi başaracağız. Memleket Partisi siyaset sahnesindeki yerini aldığı genel başkan sıfatıyla ilk kez kürsüye çıkan Muharrem İnce de partisinin yol haritasını açıkladı. Bir yanda Cumhur İttifakı, bir yanda Millet İttifakı. Biz diyeceğiz ki ne Cumhur ne Millet, tek yol memleket. Parti amblemi için yabancı bir e-ticaret firmasının logosundan alıntı yapıldığı iddialarına bunları bırakın, neler yapacağımıza bakın diyerek karşılık verdi. Aynı mavinin altında 7 coğrafi bölgenin birbirine sarılmış insan figürü. Onlarınki de yuvarlak, sizinki de yuvarlak. Ya insan kafasını kare mi çizeceğiz ya? Atatürkçü, cumhuriyetçi ve demokrat bir parti olacaklarını vurgulayan İnce, Atatürk'e saygısızlık yapanı, terörle arasına mesafe koymayanı aramızda istemiyoruz dedi. İnce, hadi ince, yüzler gülecek sayende. Beğendiniz mi? Güzel. Virüsle mücadelede azalan vaka ve can kayıpları umutları artırırken 10 milyon doz Çin aşısı daha Türkiye'ye gelecek. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca bu haftaki bilim kuruluna sürpriz bir ismin de katılacağını açıkladı. Salgın hız kesmeye devam ediyor. Vaka sayıları da, can kayıpları da azalıyor. Son tabloda bir günde COVID-19 testi pozitif çıkanların sayısı 10.174'e geriledi. Can kayıpları ise 223 oldu. İyileşenlerin sayısı ise günlük vaka sayısından fazlaydı. 13.864 kişi daha iyileşerek sağlığına kavuştu. Yoğun bakım doluluk oranı %62,5'a gerilerken hastalığı ağır geçirenlerin sayısındaki azalma da dikkat çekici. Bu hafta 10 milyon doz Çin aşısı Türkiye'de olacak. Kritik açıklama kabine toplantısı sonrası Sağlık Bakanı'ndan geldi. Bakan Koca 30 milyon dozu Haziran ayında olmak üzere Türkiye'ye Eylül ayına kadar toplam 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini açıkladı. Profesör Doktor Uğur Şahin Perşembe günü yapılacak bilim kurulu toplantısına da katılacak. Aşının tedarik sürecine ilişkin bizzat bilgi verecek bilim kurulu üyelerine. Şahin'in Haziran başında aşı kampanyasına destek vermek için Türkiye'de olması bekleniyor. Hedef Haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak. Bakan Koca takvim planlandığı gibi işlerse Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz aylarında yakalanabileceğini belirtti. 17 günlük kapanmada online alışverişin yıldızı parladı ama görmeden almam diyenler dün olduğu gibi bugün de AVM'lerin yolunu tuttu. Alışveriş merkezleri önünde böyle uzun kuyruklar oluştu. Gezmeye geldim açıkçası. Yaz alışverişe çıkmam gerekiyordu. Onları gidermeye geldim. Sosyal mesafe kurallarına uyalım lütfen. Bir şeyler baktık. Kapanma sonrası alışveriş çılgınlığı sürüyor. AVM'ler bugün de tıklım tıklımdı.
Alışverişe, gezmeye. Sıkıldık evde. Bazı ihtiyaçlarım var. Yaz için kıyafet ve birkaç kozmetik ürünü alacağım. Sonra çıkacağım zaten. Tam kapanmanın ardından açılan AVM'lere yoğun ilgi 2 gündür devam ediyor. Bakın sırayı size gösterelim. AVM'ye girmek isteyenler sabah saatlerinden bu yana işte bu sırada beklemek durumundalar. Dışarıyı gördüğünüz üzere çok kalabalık. Tabii ki endişeliyiz ama 17 gündür de içerideyiz. Artık bir değişiklik olsun istiyoruz. Havalar da sıcak neticede. Çok acelem yoktu ama yaz alışverişe çıkmam gerekiyordu. Çünkü şehir dışına çıkacağım. İhtiyaçlarım vardı. Kimi gezmeye, kimi alışveriş yapmaya geldi. Güvenlik görevlileri de kalabalığı sık sık uyardı. Sosyal mesafe kurallarını hatırlattı. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Kapanmadı ihtiyaçlar birlikte onları gidermeye geldim. Pijama takımı falan baktık. Anneme pantolon aldık. Genel ihtiyaçlarımız zaten. AVM'lere HES koduyla giriliyor, maske denetimi yapılıyor ama alışveriş süresine dikkat. Uzmanlardan kapalı alanlarda fazla zaman geçirmeyin uyarısı var. Kontrollü normalleşmeyle birlikte düğünler iptal oldu. Nikahlara da 2 şahit sınırlaması getirildi. Gelin ve damat nikah salonunda evet derken aileler evlatlarının mutluluğunu dijital ekrandan izleyebildi. Ablamın nikahına ben giremiyorum. Siz şahitlik ettiniz. Pandemi dedik, düzelir dedik, her şey güzel olur dedik ama olmadı. Çok kötü, zor bir durum. Ailem yanında olmadığı için çok üzgün hissediyorum. Koltuklar boş, törenler alkışsız ve sessiz. Keşke bir arada olsaydık sevdiklerimizle. Tam kapanmadan önce nikah törenleri belli kısıtlamalar çerçevesinde koltuk kapasitesine göre yapılabiliyordu. Ancak tam kapanmadan sonra kontrollü normalleşmeyle birlikte nikahlar da artık 2 şahitle kıyılabiliyor. 2 şahitle birlikte kıyılmak zorunda kaldık. Ama böyle oldu. Olsun, sağlık daha önemli diyoruz. Özkan ve Elif çiftinin birlikteliği tam 1 sene önce zaten pandeminin gölgesinde başlamıştı. Pandemi bizi pek etkilemedi. Ne yaptılar ettiler. Bugün de nikah salonuna geldiler. Beraber aynı yolda omuz omuza ilerleyeceğiz. Nasıl görüşebildiniz? Her yer kilit kapalı. Orası bizde kalsın. Sayın Emre Balcı beyefendi, kendi isteği ve arzusunu eş olarak kabul ediyoruz. Kız dedi, naz dedi. Evet, kabul ediyorum. Eş olarak kabul ediyoruz. Evet. İlayda çifti de tam 2 senedir birlikteydi. Biz geçen sene almıştık, nikah günümüzü dahil almıştık. Bir türlü bu nikah masasına oturmak onlara nasip olmamıştı. Erteledikçe erteledik. Artık dediler ki yeter ve bugün de soluğu nikah masasında aldılar ve bir ömür boyu mutluluğa evet dediler. Ailelerimiz yok, bu yüzden biraz buruk ve biraz kırgın ve biraz doluyuz. Damat bey, gelin hanım kararını değiştirmeden söz veriyorum röportajı sonlandıracağım. Korkuyorum, biraz uzun süre düşündü. Ondan dolayı ben korkuyorum. Ya şahitleriniz tamam demeseydi ne olacaktı? Şahitlere ben güvendim diye getirdim ama yani sırtımdan vurdular beni, bilmiyorum. Babası para vereceğim dedi. Evet de ben o yüzden geldim. Şahitler, ben onları şey yapacağım yani. Yani ben memnuniyetle şahitlik ettim. O da demek ki heyecanlıymış. Çiftlerimizin nikahları yukarıda kıyılıyor. Ancak anneleri, babaları, yakınları bahçede onları işte bu ekrandan izlemekle yetiniyor. İçeride olsaydım daha mutlu olurdum. Bu kadar büyüt beste ekrandan izle. Çiftler öyle istedi. Tabii ki böyle hayal etmemiştik ama böyle olması gerekiyormuş. Böyle oldu. Mutlu olsun çocuklarımız. İstediğimiz o sadece. En güzel dileklerimiz onunla. Kısıtlama saatinde Antalya'da kavga çıktı. Ekipler gelince bir kadın bağırdı, çağırdı. O tanınmış bir iş adamı diyerek habercilerin çekim yapmasına engel olmaya kalktı. Pandemiye rağmen bizim burada ne işimiz var, neden kavga ediyoruz diye kendine sormadı. Hem kısıtlamayı deldiler hem de kavga ettiler. Öfkelerini de basından çıkarmak istediler. Antalya'da iki grup kısıtlama saatinde birbirine girmişti. Çok geçmeden ekipler geldi. Onlar tarafları ayırmaya çalışırken grup gözüne habercileri kestirdi. Daha
daha da ileri gitti. Bu sefer eliyle kameraya müdahale etti. Yapamazsın! Yapamazsın! Ekipler iki tarafı da güçlükle sakinleştirdi. Kısıtlamayı delen kavgacılar karakola gönderildi. Kademeli normalleşme genelgesi en çok 65 yaş üstü büyüklerimizin yüzünü güldürdü. İki doz aşısını yaptıran nihayet süre kısıtlaması olmadan gönlünce gezip dolaşabildi. Show Haber ekibi bugün onlara mikrofon uzattı. Bakın sokak sevincini nasıl anlattılar. En çok neyi özlemişsiniz? İnsanları, doğayı. Yürümeyi, sağlığımı özlemişim. En çok torunumu özledim. Burada gezmeyi, arkadaşlarla buluşmayı. Tabii sıkıldık. İki doz aşı olan ev esaretinden kurtuldu. 65 yaş üstü büyükler kendini sokağa attı. Bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Bir de Fenerbahçe şampiyon olsaydı daha da mutlu olacak. İlk işim geldim, oradaki parkta oturdum. Şöyle bir baktım. Tanıdık kimseler var mı yok mu diye. Yeni genelge öncesinde 65 yaş üstü büyüklerimiz 10 ve 14 saatleri arasında dışarı çıkabiliyordu. Saat kısıtlaması olunca yaptıkları da sınırlanıyordu. 4 saat içinde ne yapacağımızı şaşırdık. O sürem dışarıda hiçbir şey geçmedi. Şeker hastası oldum ya. Akşama kadar oturuyorduk. Ne yapacaksın evde? Boyuna buzdolabına saldırıyorsun. 52 gün hiç evden çıkmadım. Açıyorum penceremi, bahçemi seyrediyorum. Kademeli normalleşme en çok onları sevindirdi. İki doz aşı olanlara artık kısıtlama yok. Saat sınırlaması kalkınca parklarda, bahçelerde dost meclisleri kuruldu. Artık büyüklerimiz için saate bakıp eve gitme dönemi bitti. Torunumu özlüyorum. Yanına gidemiyorum. O da gelemiyor. Valla yarın gitmeyi düşünüyoruz. Şimdi hürüm hiç olmazsa yani pazara gittim, alışverişini yaptım. Arkadaşları görmediğimiz insanları gördük. Belli saatte hemen eve gidiyorduk. Polis gelip daha da kalkın gidin demiyor yani. Ondan rahatız. Ancak bir istekleri daha var. Sınırı yok ama toplu taşıt yok. Eminönü'ne giderim. Karaköy'e giderim. Gayet memnunuz da bir de seyahat kısıtlamaları kalksa bize. Sırf canı kokoreç çekti diye hem kısıtlamayı deldi hem de alkollüyken direksiyon başına geçti. O kokoreç bakalım ona kaç liraya mal oldu. Bir kokoreç yiyip eve gidecektik. Bir kokoreç yiyip eve gidecektik. Başımıza gelene bak. Kokoreç taliye mal oldu. Kısıtlama saatlerinde canları kokoreç çekti ama yiyemediler. O kokoreç onlara 10 bin lira cezaya mal oldu. Üstelik sürücü alkollüydü. Ehliyeti de elden gidince polise böyle isyan etti. Güzel abi, hiçbir şey önemli değil, ehliyetini diyecektim. Antalya'da 3 arkadaşın keyfi polis çevirmesine takılana kadar yerindeydi. Şu sokakta hani yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Bir kokoreç yiyip eve gidecektik. Başımıza gelene baktım. Yasak üstüne yasak çiğnediler. Ehliyetim gidiyor yani. Ben parayı ehliyetin üstünden kazanıyorum ya. Ama alkolle araç kullanmıyorum. Haklısın abi. Ne desen haklısın da işte. Paramı ehliyetimden kazanıyorum dedi ama söyledikleri sorumsuz davranışıyla çelişti. Sürücü Yiğit Özkan 0,95 promil alkolü çıkınca ehliyeti de kaptırdı. Ben teknik servisim, Bodrum'a gideceğim sabah çalışmaya. Tamam, alkollü araç kullan. 3 arkadaşa 10.764 lira ceza kesildi. Kripto Faruk Açlık'tan sonra mağdur olan yaklaşık 400 bin kişiden biri İstanbul'da yaşayan emekli bir kadın. 280 bin lirasını kaptırınca ortada kaldı. Bakın başına gelenleri gözyaşlarıyla nasıl anlattı. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Ah Tonex yaktın bizi. Canım çok sıkılır, çok. Kripto paranın hem taşıması hem bir yerden bir yere aktarılması sadece bana bağlı. Kripto Faruk kaçınca ne hissettiniz? Parajüzsüz uçaktan atlamış, burnumun üstüne çakılmış gibi hissettim. Da gitti paralarım. Hülya Özkal, emekli, varını yoğunu Todex'e yatırmıştı. Ve Kripto Faruk kaçınca 280 bin lirasını kaptırdı Todex'e. Gerçekten ağlıyorum yani, ilaçlarla duruyorum. Şimdi gözü yaşlı Faruk Fatih Özer'in yakalanmasını bekliyor. Ben ne yapacağım? Ben paramı kimden isteyeceğim? Ruh ve sinir hastalığı isteyeyim mi yatayım bu yaştan sonra? 66 yaşındaki Hülya Özkal 4 yıl önce yaklaşık kredi çekti. Sadece yatırım yapabilmek için ve çektiği krediyi de Todex'e yatırdı.
geleceğin yatırımı olabilir diye düşündüm. İlk önce CoinEx diye açılmıştı bu firma. Daha sonra TODEX oldu. Buraya yatırdım. Hülya'nın parasının tamamını kaptırınca hayatının şokunu yaşadı. 5 kuruşsuz kaldı. Hem belli bir yaştayım, hem bir kuruş sermayem yok. Ne iş yapacağım? Şu an yazlıkta bir arkadaşımın evinde emanet oturuyorum. Bugün çıktıysa sokaktayız. Tek bir hayali vardı, emekliliğinde rahat etmek, bir ev alabilmek, ama şimdi kredi borçlarını ödemeye çalışıyor. Benim hayallerimi çaldılar. Paramızı çaldılar. Arkadaşlarım soruyor bir şeye ihtiyacın var mı diye. TODEX soruşturması ile ilgili flaş gelişmeler de yaşandı. Önce şirket binasına ilk kez haciz işlemi uygulandı ve firari iki şüpheli de yakalandı. Geldi. Firari Faruk Fatih Özer hala aranıyor. O yakalansın var ya, o gün benim bayramım olacak. Şu gözyaşlarında boğulur. Bursa'da narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerinin peşine düştü. Nefes kesen kovalamaca sonunda şüpheliler yakalandı. Aksiyon filmlerini aratmayan operasyonda 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Şimdiden önce takibe başladık. Pozisyon alındı, harekete geçildi. Narkotik polisleri uyuşturucu tacirlerinin ensesine böyle bindi. Bursa narkotik polisi son yıllardaki en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Polis Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesinde teyakkuzdaydı. Dakikalar içinde beklenen anons geçildi. Tim 1'den Tim 2'ye. Malum araç şu an önümüzde, takibe başladık. Aksiyon filmlerini aratmayan takip başladı. Sonunda zehir yüklü araç durduruldu. Aracın bagaj kısmında yapılan aramada 32 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Gül 66 yaşında, 10 aydır bir evi olmadığı için arabasında yatıp kalkıyor. İddiasına göre yaşadığı dramın iki sorumlusu 50 yıllık karısı ve okutup meslek sahibi yaptığı öz evladı. Bir babanın gözyaşlarıyla anlattıkları geliyor ekranlarınıza. Onu göz bebeğim gibi büyüttüm, okuttum. Böyle bir düşman oğlu yetişeceğim hiç aklıma gelmedi. Dün anneye babaya sesleniyorum. Malının mülkünü kimseye kaptırmasınlar. Hem ağladı hem anlattı. İddiaya göre 10 aydır onu evsiz yurtsuz bırakan öz oğlu ve yarım asırlık karısıydı. Ben malım mülkümü verdim. Arabayı da tedbir konduğu için eşya alacağım, ev tutacağım. Arabayı da satamıyorum. 66 yaşındaki Mehmet Gül eşi Bahtizar'la 50 yıl önce evlenmişti. Bir kız, bir de erkek çocukları oldu. Çifte kurbanlar kestim oğlum, benim düşmanım çıktı. Okulunu bitirip mesleğini eline alan oğluna hediye olarak 60 bin lira verdi. Ama iddiaya göre eşi ve oğlu emekli olunca aldığı arabayı elinden almak istedi. Oğlum benim üstümden şüphelenirsen annen üstüne yapayım arabayı dedim. Daha ne diyeyim? Bu arabada ben ölünce onların olmuyor mu? Mehmet amcanın yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. Ailesiyle yaşadığı para anlaşmazlığının sonucunda iddiaya göre öz evlatları onu akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle hastaneye yatırdı. Bana deli muamelesini yapmalarının sebebi emekli maaşımı elimden almakmış. Ve arabayı denimden almakmış. Devamı geldi. Eşi onu terk edip boşanma davası açtı. Uzaklaştırma kararı aldırdı. İşte o uzaklaştırma kararının ardından Mehmet amca bir daha ailesine yaklaşamadı. Çünkü iddiasına göre eşi sürekli kararı yeniletti. Bu nedenle de evsiz kalan Mehmet amca 10 aydır arabasında yaşamak zorunda kaldı. Hiçbir şey satamıyorum. Emekli maaşımı alamıyorum. Tedbir kondu. Bakın bagajda kıyafetleri, arka koltukta yiyecek içecekleri var. Ön koltuğu yatak haline çeviriyor ve Mehmet amca bu dört tekerlekli evde kısılıp kaldı.
Show Haber Mehmet Gül'ün oğluna da ulaştı. Ona göre suçlu babasıydı. Boşamada vatandaşlıktan sonra da şimdi şirketi yapıyor. Hatasını kabul etmiyor. Çağımızın hastalığı obezite ve veriler hiç de iç açıcı değil. Çünkü Türkiye'de 100 kişiden 32'si obez ve o rakamlarla Avrupa'nın zirvesine, dünyada da 4. sıraya çıktı. Birkaç kilo fazlanız mı var acaba? Birkaç kilo mu? 30 kilo fazlan var. Benim en son ehliyet alırken tartıldım 80 kiloydum. 40 kilo almışım yani. Veriler korkuttu. Çünkü Türkiye obezite listesinde Avrupa'nın zirvesine, dünyanın da 4. sırasına yerleşti. İş yerinde de çok yediğim için herkes kızıyor. Ekmeğe sarıp yiyen insanlarız. Obezite çağımızın hastalığı ve Türkiye'de bu hastalığın pençesine tutulmuş durumda. Çünkü Türkiye'de 3 kişiden biri obez. Kaç yaşındasınız? 17. Kaç kilosunuz? 100. Türkiye obezitede Avrupa birincisiymiş. Ne dersiniz? Allah Allah. Biz zayıflayacağız diye uğraşıyoruz ama kısa zamanda tekrar üzerine koyarak devam ediyoruz diyorlar. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 4 kişiden 3'ü hareketsiz yaşam sürüyor. Yani tehlike her geçen gün artıyor. Son 2 senedir böyleyim. Valla benim bir önüm normal insanın 3 önüne bedel. Obez olma yolundayım. Gidiyorum, korkuyorum. Psikiyatriste gidiyorum. Türkiye'de obezite kadınlarda daha sık görülüyor. Çünkü son verilere göre kadınların 39.1'i, erkeklerin ise 24.6'sı obez. Sağlıklı besleniyorum, antrenörüm, olmuyor. Bu evde kalınan süreç içinde kilo almak kaçınılmaz oldu. Uzmanlara göre pandemi süreci de obeziteyi tetikledi. Tablonun daha da kötüye gitmemesi için formül de belli. Abur cuburdan uzak durmak lazım. Bolca su içmek lazım ve yapabildiğimiz kadar çok hareket etmek lazım. İstesem veririm. Ama istemiyorsunuz. İstemiyorum yani vallahi. Veresiye defterine işlenmiş, kimi aylardır, kimi yıllardır ödenmemiş bakkal borçları bir kadın hayırseverin desteğiyle tek kalemde ödendi. Hem dükkanı çevirmekte zorlanan bakkal, hem pandemiden bunalmış mahalleli rahat bir nefes aldı. Hayırseverin birisi tesadüfen bakkala girdi. Veresiye defterini kapatıyorum diyerekten. 1200 lira bir borcum vardı. Sabah bir baktım ödenmiş. Müşteriler çok sevindi. 200 civarı vardı benim. Şaşırdık ilk başta. Gerçekten ilaç gibi geldi insanlara. Hem kendi hem müşterileri şaşırdı. Veresiye defterinde yıllardır ödenmeyen tüm borçlar bir anda ödendi. Uzun zamanda alamadığımız veresiyeler var maalesef defterde. Bir kalemde hepsi silindi. Burası Bağcılar Yeni Mahallede bulunan bir bakkal. 3 gün önce bir hayırsever işte bu dükkandan içeriye girdi. Karşılıksız bir şekilde gelip size bu şekilde bir yardımda bulunuyor. Ve bakkal Doğan Askar'dan veresiye defterini istedi. Bu defterin içerisinde tam 8 bin liralık borç vardı ve yıllardır ödenmiyordu. Ancak o hayırsever hepsini ödemek istediğini söyleyip bütün borçları bir anda ödedi. Veresiye defterini hesapladım, bu kadar tutuyorum dedim. Veresiye defterini kapattı. Bir seferde o kadar parayı almak bizim için ilaç oldu yani. Müşteri için de tabii ki öyle. Bakkal Doğan Bey olan biten karşısında çok şaşırdı ve hemen borcu olan müşterilerini arayıp o müjdeyi verdi. Duyduğunuzda ne hissettiniz? Çok mutlu oldum. Valla Allah razı olsun diyoruz. Öyle insanları Allah başımızdan eksik etmez. Asabil Bey de borcu ödenen müşterilerden. Tam 1200 lira borcu vardı. Bakkalı 3 aydır da ödeyemiyordu ama o hayırsever geldi, borcunu harcını kapattı. Duygularını bakın nasıl ifade ediyor. Siz nasıl öğrendiniz peki? Bakkala geldik. Hesabı sorduğumda ödendi diye söyleyince şaşırdım tabii ki. Ben borcumu ödemeye geldim. Abimin sağ olsun bir hayırsever geldi. Borç ödendi dedi. Beklemiyorduk ama Allah razı olsun. Ne mutlu ki bir elin verdiğini bir el görmüyor. Kesinlikle öyle. Kimse tanımıyor. Haberlerde görüyorduk, duyuyorduk Robin Hood misalini. Bu da kadın Robin Hood. Kesinlikle kadın Robin Hood. Teşekkür ediyorum buradan tekrar ona. Borcunuz yok. Sıfırlandı tamamıyla. Eyvallah baba, sağ olun. Teşekkür. Hay Allah razı olsun. Hay Allah razı olsun. Siirt'teki bir teknik serviste korku dolu dakikalar yaşandı. Bataryası şişen cep telefonu bir anda bomba gibi patladı. Neyse ki kimse zarar görmedi. 12 yıldır bu sektördeyim. İlk defa başıma böyle bir mevzu, böyle bir hadise geliyor. Bir yandan telefonla konuşuyor, bir yandan da başka bir telefonu tamir ediyordu. Elindeki telefon bir anda bomba gibi patladı. Diğer telefon kulağında alev alan telefonu söndürmeye çalıştı. Batarya değişimi için cihazı açtık. Açtığımız zaman direkt önümüze böyle bir patlama meydana geldi. Sinan Çengel, Siirt'teki teknik servis dükkanında işinin başındaydı. Bataryası şişen bir telefonu tamir ediyordu. Bataryanın yan sanayi, Çin malı olduğunu gördüm. Kaçak bir ürün olduğunu gördüm. O telefon saniyeler içinde bomba gibi patladı. Alevler etrafa sıçradı. Batarya değişimi için bize gelmişti.
Bataryayı değiştirirken bir anda cihazın bataryası patladı. Ne yapacağını şaşıran adam küçük çaplı yangını söndürmeyi başardı ama yaşadığı korkuyu uzun süre atlatamadı. O hengameyle hani söndürmeye çalıştım ama daha farklı yerlere de sıçrayabilirdi. Kaza yaptı, yaralandı ama ters dönen araçta yardım beklerken bile telefonu elinden düşürmedi. Hastaneye kaldırılırken dahi telefonla konuştu. Anlayacağınız korkunç bir trafik kazası geçiren adamı telefon trafiği hiç bitmedi. Ters dönen aracın içinde sıkıştı. Canı yanıyordu. Acısını bir kenara bıraktı ama telefonu elinden bırakmadı. Antalya Muratpaşa'daki Gazi Bulvarı dün öğle saatlerinde yaşanan kazayla savaş alanına döndü. Önde araba durdu, öndeki aracın. Ondan sonra benim önümde durdu. Ben kendimi sağa atayım derken sağ köşeden vurdum. Vurunca olduğu yerde döndü araba. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ters dönüp refüje devrildi. Sürücü Mustafa Şahin yaralanmıştı. Yüzüstü yatıp yardım beklemeye başladı. Telefonuysa hep elindeydi. Kendisini arayan yakınlarını merakta bırakmadı, tüm çağrıları cevapladı. Araçtan çıkarılan kazazede sedye üzerinde bile telefonla konuşmaya devam etti. Haberin merkezinde Şovan'a haberdeydiniz. İyi akşamlar.